Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 6. dersimizde klipleri Edius'a aktarmak konu başlıklı dersimizi inceleyeceğiz. Gelin hep birlikte bunun nasıl olacağını görelim. Her zaman olduğu gibi ilk önce programımızı çift tıklayarak açıyoruz. Yeni proje, new project tıklayarak projemize bir isim veriyoruz. Bu 6. dersimiz oldu. Buna da 6. ders yazalım. Büyük harflerle yazayım. Arasına bir ayrımcı işaret koyarsam iyi olur. Yine PAL SD'yi seçiyorum arkadaşlar. Preset listimden ve OK tıklayarak bildiğiniz gibi Edius'u açtım. Şimdi kliplerden kastımız videoda, daha doğrusu bilgisayarda hazır bir şekilde bulunan tüm video dosyası, resim, müzik dosyası akla getiririz. Eğer size kaset şeklinde getirilmişse herhangi bir kaynak footage için bunu nasıl aktaracağız? İlk önce onu görelim. Edius 6'da bunun için bir takım ayarlamalar yapmamız gerekmektedir. Bilgisayara bağladığımız herhangi bir FireWire bağlantısıyla bilgisayara bağladığımız VTR Edius tarafından tanıtılması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yine pop-up menümüzden Settings'i bir daha göstereyim. Tıklayarak buradan System Settings alt menüsünü tıklıyoruz. Ve yine buradan şunu kapatayım. Hardware ikinci komut satırındaki artıyı tıklayarak Device Preset komutunu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu alan bomboş. Şu anda bir VTR bağlı olduğu halde bilgisayarıma bana bağlı olan VTR'yi göstermiyor. Bunu tanıtacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken şey çok basit. Hemen altta bakın New yeni komutum var. Bunu tıklıyorum ve VTR'me bir isim veriyorum. Buna yine Lavi VTR diyorum arkadaşlar. Lavi bizim üniversitenin kısaltması. Ben onu yeniden söyleyeyim. Lefke Avrupa Üniversitesi. VTR de bu tip okuyucu cihazların genel adı. Aslında başka şeyler için de kullanılıyor. İleride zaman içinde uygulamalarda ne anlamda kullanıldığını size anlatacağım. Next tuşunu tıklayarak diğer ayar penceresini açıyorum. Burada bazı ayarlar görüyoruz. Interface dediğimiz burada bilgisayara bağladığımız VTR hangi arayüzle bağlandığını bize soruyor. Burada bilgisayarınıza bağlı değişik arayüzler varsa bu pop-up menü uzayacaktır. Genellikle jenerik O, H, C, I harfleriyle ohcı diye okuyorum ben. Tanımlanan FireWire bağlantısıyla bağlanır arkadaşlar. Zaten o seçili. Burada video format seçeneği bizim için önemli. Burada da ne demiştik? Biz PAL çalışıyoruz. PAL SD. PAL SD'nin boyutları da 720'ye 576 ve 50 interlaced en alttaki seçenek. Bunu aktif hale getiriyorum. Kodeğimizi soruyor. Kodeğimiz standart DIVI. Üstteki seçenek zaten seçili. File formatımız AVI. Diğer ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadan Next tuşuna tıklıyorum. Burada da yine bir takım değişiklikler yapmam gerekiyor. Burada video formatta bakın default olarak gelen
ayar 1280'e 1080 59.94 interlaced. Bunu değiştiriyorum. Biz PAL sistemde çalışacağız. DV 720'ye 576 50i 4'e 3 oranını buluyorum. Ve yine Next tuşunu tıklayarak adımımı tamamlıyorum. Burada Completed butonunu tıkladığımda artık bakın bir VTRM ve onunla ilgili ayarlarım pop-up menüde hemen gözüküyor. Buradan da Apply tuşunu tıklayıp OK tıkladığımda artık bana kasette getirilen herhangi bir footage'i VTR vasıtasıyla Edius'u kullanarak bilgisayarıma aktarabilirim. Bu işleme biz capture da diyoruz. Capture kullanılan genel adıdır. Çok sık karşılaşacaksınız bu terimle. Peki nasıl capture edeceğiz? Biz de bundan sonra capture olarak kullanalım. Bakın yukarıda Edius pop-up menünün yanında File Edit View diye devam eden komutlarda direkt capture komutu var. Bunu tıklayarak diğer alt menülere ulaşıyorum. İlk önce şu işlemi yapmam gerekir. Select Input Device komutunu tıklayarak bilgisayarıma bağlı eğer farklı VTR'ler varsa oradan istediğim VTR'yi seçiyorum. Şu anda tek VTR bağladım. Low VTR'yi tıklıyorum ve OK'yi tıklıyorum. Hemen bana bir pencere geliyor. Real No. Real No burada kaset numarası yerine geçiyor. Siz buradan istediğiniz numarayı verebilirsiniz ya da hiçbir şey yazmadan direkt OK tuşuna basarak geçebilirsiniz. Bakın hemen kasetimin başına biz bar deriz. Renkli barlar. Bir bar kaydetmiştik. Hemen o geldi. Buradaki aşina olduğunuz play, fast forward, rewind ve stop benzeri butonlarla tahmin edebileceğiniz üzere Edius'un arayüzünden artık VTR'mizi kumanda edebiliyoruz. Bu şu demek. Buradan play verdiğimde yani play bastığımda şurada bakın VTR'nin time kodu ilerliyor. Bu şu anlama geliyor. Tape'im buradan kumanda edilebiliyor. Bakın üniversitemizin güzel çekimleri görülüyor. Şimdi bunu capture edelim. Nasıl capture edeceğiz? Yine ben stop'a basıyorum. Buradan kumanda edildiğini göstermek için size oynattım biraz. Başa sarıyorum. Başa sardıktan sonra yine capture komutunun alt menüsünün hemen ilk sırada bulunan capture komutunu tıklayarak capture işlemini başlatıyorum. Şöyle biraz çekeyim. Buradan capture ile ilgili alt bilgileri. Burada görüyorsunuz time code ilerliyor. Şurada da preview penceresinden kasetimin nerede olduğunu, hangi görüntüde olduğunu izleyebiliyorum. Burada yine capture ile ilgili alt bilgiler yer alıyor. Size önerim capture esnasında eğer kasette herhangi size bir footage geldiyse kasetinizi capture esnasında izlemeniz. Böylece kurgu sırasında bir planlama yapmış olursunuz. Yani bu kasette hangi görüntüler, eğer çekim sırasında bulunmadıysanız ki genelde bir kurgucu çekim sırasında pek nadir bulunur. Size verilen kasette ne var ne yok, hangisini kullanabilirim, hangisini eleyebilirim gibi hızlı bir şekilde seçim yapma şansına sahip olursunuz. Şimdi bu capture'ın tamamlanmış halini ben size atacağım. Şöyle şu capture penceresini buraya çekeyim. Farz edelim capture'ımız tamamlandı. Kendisi şurada gördüğünüz time code durduğunda yani kasetinizde herhangi bir kayıt izi yoksa capture'ı otomatik bitirir.
Ama farz edelim ben buraya kadar capture etmek istiyorum. Daha fazla görüntüye ihtiyacım yok. O zaman buradaki stop komutunu tıklayarak capture işlemini durduruyorum. Capture işlemini bitirdikten sonra şu bin window'umu, şu pencereleri şöyle her an düzenleyebilirim montaj esnasında. Bakın buraya otomatik olarak bin window'umun içine capture ettiğim kasetimin görüntüsünü attı. Bu yöntem eğer size verilen kurguda kullanacağınız materyal kaset şeklinde getirildiyse capture yöntemini kullanarak atma şekliniz. Ben daha önce bu kasetin tamamını capture ettim. Başka bir yöntemi göstermek amacıyla onun nasıl içi aktarılacağını, yani bir klibi Edius'u nasıl aktaracağımızı göstereyim. Bunun birkaç yöntemi var. Hepsi de aynı yola çıkar. Size hangisi kolay geliyorsa onu uygulayabilirsiniz. Yöntemlerden biri yanlış veya doğru değildir. Onu burada söylemek isterim. Burada boş gördüğünüz alana birinci yöntem çift tıklayarak aşina olduğumuz Windows programlarından Open komutu şurada görüyorsunuz. Yani bana klibimin hard diskte nerede olduğunu soruyor. Sol taraftaki komutlardan, ikonlardan My Computer'ı çift tıklayarak ben daha önce E hard diskime kaydettim. Şöyle göstereyim. Buradan E hard diskimi tıklayarak Love Campus klasörünün içinde ilgili videomu tıklayarak Edius'un içine aktarıyorum. Şöyle. Bu da bir yöntemimdir. Diğer bir yöntem ise yine imlecim bu alandayken sağ tuşla şu menüye ulaşıyorum ve Add File komutuyla yine aynı pencereye, aynı menüye ulaşıp istediğim klibi buradan seçerek capture ettiğim klibi ya da daha önce bilgisayarıma Edius programına aktarabilirim. İkinci kez aktardım. Bakın aynı yöntem. Bir diğer yöntem arkadaşlar. Edius penceremi herhangi bir pencereyi şuradan küçülterek şöyle yer açarak şöyle küçültebilirim aşağıya tamamen. My Computer'ı desktop'ta ya da Windows Explorer'da diyoruz. Açarak buradan hard diskimi açarım ve hard diskimin klibin bulunduğu klasörümü açarım. Daha sonra şunu şöyle tutarak Edius'u alttan tekrar maksimize ediyorum. Şöyle ki bin window'um da burada. Bakın bin window'um. Şuradan ilgili klibimi sürükleyip bin window'un içine bırakırsam yine bu da klibimi bin window'a yani Edius'a aktarma yöntemlerimden biridir. Bu her üç yöntem de doğrudur arkadaşlar. Size hangisi kolay gelirse siz onu tercih edebilirsiniz. Ya da yine eğer klibin bilgisayarda neredeyse onu Windows Explorer'da açıp direkt buradan alıp timeline'in üzerine sürükleyebilirim. Bu şekilde de klibimi Edius'a aktarmış oluyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer herhangi bir Explorer penceresinden direkt olarak timeline'a aktarırsam klibim şöyle göstereyim. Bin window'un içinde yer almaz. Benim size önerim bu yöntem de doğrudur. Ancak size önerim tüm kliplerinizi bu
bin window'un içinde görecek şekilde toplamanızdır. Şimdi bunları ben buradan siliyorum. Capture ettiğimiz dosya burada bakın. Ben yine daha önce bizim üniversitenin televizyonu için hazırladığımız bazı görselleri aktarmak istiyorum. Bu aktarma klipleri Edius'un içine aktarma sırasında bu pencere içindeki bazı özellikleri anlatmak istiyorum. Burada bakın klibin, aktarmak istediğiniz klibin bir ön izleme penceresi çıkar. Buradan dosya adından eğer hatırlamıyorsanız buradan hemen bir hızlı ön izleme yapıp şu noktadan aktarmak istediğiniz klibin o olup olmadığını anlayabilirsiniz. Böylece gereksiz yere zaman kaybetmemiş olursunuz. Bunlar bizim televizyonların bizim televizyonun görselleri arkadaşlar. Haberler, hava durumu. Buradan birkaç tanesini aktarayım. Logo animasyonumuzu aktarayım. Örneğin bizim üniversitenin televizyonuna ait. Şöyle seçtikten sonra open diyeceğim. Şurada bir şey de aktarayım. Burada transfer to project folder diye bir komutumuz var. Eğer siz harici bir diskten bu klipleri ediyorsun için aktarıyorsanız bilgisayarın kendi içindeki hard diske de aktarılmasını isterseniz bu kutucuğu işaretlersiniz. Ama zaten bilgisayarınızın içindeyse bu klipler bu kutucuğu işaretlememenizi öneririm. Çünkü iki kere yer işgal etmiş olur ilgili video dosyası. Open diyerek logo animasyonumu şöyle gördüğünüz gibi Edius'a aktardım. Peki resimlerini nasıl aktaracağız? Ya da fotoğrafları, ses dosyalarını. Yine aynı şekilde bu boşluğu çift tıklayarak şurada dikkat edersiniz Objects of Type diye bir seçeneğim var. Şu yanında da Clip Files ve küçük bir okçuk var. Bunu tıkladığımda Edius'a aktarabileceğim tüm dijital klip dosyaları. Bunlar fotoğraf olabilir, video dosyası olabilir, ses olabilir, herhangi bir animasyon dosyası olabilir. Bakın bayağı geniş bir yelpazesi var. Siz filtrelemek isterseniz dosyaların arasından kolayca seçme yapmak için örneğin bir JPEG dosyası hemen buradan JPEG Objects of Type'dan JPEG file'ları seçerek filtreleyebilirsiniz. Ama genelde de bunun en üstteki Clip Files'da kalmasını öneririm ki göresiniz Edius'a aktarabileceğiniz dosyaları. Bir üst klasöre çıkıyorum. Yine bizim burada üniversitemiz kanalının logosu var. Kanal logo klasörünün içinde. Bunu tıklayarak düzeltiyorum. Bunu bir sonra anlatacağım. Burada logo klasörünü tıklıyorum. Ve üniversitemizin test logosu var. Daha önce kullandığımız. Onu aktifle. Bakın burada hemen görüyorum. Preview'dan. Ve open diyerek test logosunu da içe aktarmış oluyorum. Peki müzik nasıl aktarılır? Müzik dosyası da yine aynı şekilde. Çift tıklıyorum. Ya da bu sefer diğer yöntemle yapalım. Sağ tuşla Add File komutunu tıklıyorum. Buradan yine müzik klasörümün içinden bir müzik seçiyorum. Şuradan bir müzik seçelim. Müziğimi de yine şekilde, yine aynı şekilde atıyorum. Bakın şurada küçük ikonlar var. Küçük hoparlör ikonum ve şöyle bir resim var. Bunun ses dosyası olduğunu anlarım. Burada da küçük bir fotoğraf makinesi ikonu var. Ve zaten thumbnail'ını yani tırnak fotoğrafı da diyebiliriz. Küçük resmini görebiliyorum. Burada da film ikonum var. Bunun film dosyası olduğunu anlıyorum. Burada da bir sekans ikonum var. Bunun da sekans
dosyası olduğunu anlıyorum. Peki bir image sekans nasıl aktarılır? Yaptığınız animasyonları bazen alfalı olarak filminizin üstüne bindirmek istersiniz. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum. Add File komutundan, bir üst klasörden, üniversitemiz televizyonunun kurumsallarından, diyelim ki kanal logomuz var. İlk resmi tıklıyorum. Bakın bir image sekans var. Yani sıralı resimlerden oluşmuş bir animasyon. Toplam 258 tane kareden oluşan. İlk resmi seçtikten sonra buradaki kutucuklardan Sequence Clip yanındaki kutucuğu tıklayarak Open tuşuna basıyorum. Kısa bir beklemeden sonra bana onu birleştirerek film dosyası haline getiriyor ve bu şekilde kullanabiliyorum image sekans dosyalarımı. Gördüğünüz gibi klipleri ediyorsa bu şekilde aktarıyoruz. Bir sonraki dersimizde bu kliplerle timeline'da nasıl çalışacağız onu göreceğiz. Yine bir dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.